Selam, hoş geldiniz kanalıma. Hoş geldiniz diyorum sizlere, evime, mutfağıma. Bugün de yine Silifke'de yazlıktayım. Sizlerle çok güzel, farklı bir yiyeceği tanıştırmak istiyorum. Çünkü biz Orta Anadolu insanları olarak bu tarz şeyler orada olmuyor. Akdeniz, Ege'de olduğu için burada çok hoşumuza gidiyor. Her yazın geldiğimde poşet poşet alıyoruz. Onları da mis gibi temizliyorum. Buzdolabıma koyuyorum. Elime diken batmasın diye dikenli incir. Biz bunu çok seviyoruz. Şöyle batırayım çünkü tutamam. Ellerim hep diken olur. Şu şekilde çok güzel. Bunu şimdi soyacağım. Belki çoğu kişi bilmiyor soymasını. Ben de bilmiyordum. Yeni pazardaki amcadan öğrendim. Öğrendiğim bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bunu soymak biraz zor. Ufacık tüyleri var bunun, dikenli. Elimize batar. Toplarken bunu, toplarken de çips poşetleri var ya, onlarla toplanıyor ağaçların dalından. O poşetle topladığımız zaman o tüyler, yani dikenli olanlar, çünkü çok inceciktir. Hiç hissetmezsiniz elinize battığını, sonradan kaşıntı olur, böyle ellerinize batar. Onu da ne yaparsınız, eğer ola ki girer, çünkü parmak aralarınıza sağa sola dikenleri girer. Onu ne yapıyoruz? Hemen birazcık zeytinyağı elimize, sıvı yağ, yani sürdüğümüz zaman onları yıkadığımızda çıkar. Hiç korkmayın. Öyle bir şey olmaz. Şimdi bakalım nasıl soyacağız. Önce çeşmemizin önüne, yani lavabomuzun önüne koyacağız. Bolca suyu döküm, o üstündeki tüylerin olduğu kadar gitsin bakalım. Tüyler nasıl temizlenecek diye. Şimdi buraya koyuyorum. Poşetle döküyorum buraya. Bunların tanesini 1 liraya aldım. Tanesini 1 liraya aldım. Böyle mis gibi yıkıyoruz. Bolca yıkayayım ben. Ondan sonra buraya koyduğumda nasıl soyulacağını da sizlere tarif etmek istiyorum. Önce çatalımızı alacağız elimize. Çatalsız zaten yapamayız. Ve bu başından böyle kesiyorum. Şöyle. Buradan da kesiyorum. Çok güzel. Görüyor musunuz rengini? Çok seviyoruz. Şimdi bunu yapıp dolaba koyacağım. Buz gibi. Denizden geldiklerinde bayılıyor torunlarım. Hemen koşturacaklar. Bunu buz gibi de yiyecekler. Ne yaptım? Şuradan bir kesik attım. Ve bıçağımın böyle buradan soymam lazım. Şu şekilde. Hiç elimi değdirmeyeceğim. Değdirirsem hep şeyler elime batar. Tüyler. Buraya da batırdım. Eldiven de giyseniz olmaz. Yalnız onu söyleyenleri duyuyorum. Ne var yani? Eldiven geçir diyenler var. Onlardan da geçiyor. Onun için dikkatli bir şekilde soyduğunuz zaman afiyetle yiyeceksiniz bunu. Şurada biraz kaldı. Ve böyle tabağımıza koyuyoruz. Şuraya şöyle ayıklayıp yanımıza indirelim. Hemen bir tanesini daha alalım. Ne yapıyoruz? Buradan bir kesik atıyoruz böyle. Hemen buradan başlıyoruz soymaya. Güzel bir şekilde. Bunu biz buralarda öğrendik. Akdeniz'de öğrendik. Çünkü İç Anadolu'da böyle şeyler olmadığı için bilmiyorduk. Buraya geldiğimizde öğrendik. Ve tadını çok seviyoruz. Yazın oluyor bu. Bunu da alayım elime. Çok basit. Hiç elinize değdirmeden hemen iki ucunu kesiyoruz bu şekilde. Şuradan bir çizik atıyoruz. Ve şuradaki şeyi kaldırmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Amcadan öğrendiğim böyleydi. Herkes tabii ki bir yerlerden bir şey öğreniyor. Biz de
Öyle öğrendik. Bunu ayrı koyacağım çünkü dağıldı. Belki bunda tüy oluştu. Bu olmadı. Ama öbürleri çok güzel şekilde oldu. Tekrar yapmaya devam edeyim ve çünkü çoktur. Bunların hepsini tek tek ayıklayıp bu tabağımın içine dolduracağım. Temizledik. Burada iki tane kaldı. En son bitirdik. Elinize battığında dediğim gibi önemli olan püf noktası odur. Ne yapıyoruz? Hemen birazcık sıvı yağ yani döktüğümüz zaman elimizi olduğumuzda hiçbir şekilde diken elimize yapışmıyor. Onu hiç korkmayın. Güzel bir şekilde sadece şuraları hemen başını kesiyorum buradan. Kadar. Bunları şimdi güzel bir şekilde buzdolabına yani aşağıya koyacağım ki soğusun. Geldiklerinde denizde mis gibi buz gibi lezzetli bir şekilde lezzeti de çok güzelmiş. Burada biraz kalmış onu alırım şimdi. Aslında böyle olursa daha lezzetli bazıları beyaz olmuş sarımtırak ama bakalım. Pazardan aldığımız şey bu kadar olur. Çünkü kendi bahçemizden gelmiyor. Bugünlük de bu kadar. Dikenli incirimle sizlere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın diyorum. Bir dahaki videomda farklı bir şeyle karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın.